O noktası etrafında serbestçe dönebilen R'ye çaplı daire ve 2 R'ye çaplı çeyrek dairenin yapıştırılması oluşturmuş ağırlığı önemsiz levha 5 F 2 F yüklük kuvvetler ve P ağırlıklı yükleşiklik bir dengedir. Buna göre F kaç P'dir diye soruyor. Arkadaşlar bakalım bir defa bu O noktası tarafında dönebildiği için bir tarafa doğru döndürmeye çalışanların torku ile diğer tarafa doğru döndürmeye çalışanların torku eşit büyüklüğü olsun ki dengede kalsın. Yani bir sistem dengede ise net tork sıfır olmalı. Bileşke torkumuz sıfır olmalı. O yüzden de bir tarafa doğru döndürenlerin torku diğer tarafa doğru döndürenlerin torkunun büyüklüğüne eşitleyeceğiz. Hadi bakalım burada şu 5F bileşenden ayrılmış isterseniz. Bir şu bileşeni var bir de sağa doğru şu bu bileşen var. Burası F çarpı komşu ölçü kosinüs 37. Burası ise karşı olacağı için f çarpı sinüs 37 olmuş olacak. Tabii kuvvetimiz 5f olduğu için bunlara 5f değilim. Sinüs 37 olmuş oldu. Sinüs 37 sıfır 3f yaparmış burası. Burası 4f yaparmış ama bakın kuvvetin uzantısı ya da kendisi dönme noktasından geçiyorsa onun döndürme etkisi yoktur. O yüzden bunu attık. Buradaki 3F'e baktığımızda saat yönünde döndürmeye çalışır. 2F'e baktığımızda saat yönünde döndürmeye çalışır. Fakat buradaki P'miz saat yönü tersine döndürmeye çalışıyor. O yüzden saat yönüne döndürmeye çalışanların torkunu tersine döndürmeye çalışanların torkuna eşitleyeceğiz büyüklük anlamında. Hadi bakalım. Şimdi sağ tarafa doğru 2F'den başlarsak 2F çarpı merkezi olan uzaklığımız R'ye kadar var. Artı diğer 3F'imizin merkezi olan uzaklığı R, R'den 2R olmuş oldu. Eşit olacakmış bu P çarpı 10 uzaklığı ise şu mesafeye bakarsak 2R'ye kadarmış. Buradan bakalım 2 r burası 6'da burası 8 tane Fre yapmış oldu. Sağ tarafta P çarpı 2R'imiz var. R'ler gitsin buradan. Bize F'i sormuştu. O zaman F'i yalnız bıraktık. 2P bölü 8 yaparmış. O da P bölü 4 yaparmış deriz. Yani kaç P diye sordu. için cevabımız 1 bölü 4 P olurmuş. Yani denizliymiş cevabımız. Çekirdik topaç xe düzleminde bulunan yüzey üzerinde artı eksi yönlerinde uygulanan kuvvetler ile döndürülebilmektedir. Buna göre kuvvet çiftinin topaç uyguladığı torkun yönü nedir diye sormuş. Arkadaşlar dönme yönü torkun yönü farklı şeyler birbirine karıştırmayalım. Karıştırılan bir şey bu. Torkun yönü de önemli aslında. Şimdi biz topaçın önce dönme yönünü bulup o dönme yönüne göre sağ el kural ile tork vektörünün yönünü bulacağız. Bakın şuraya eksi y yönünde daha doğrusu buraya artı yönünde kuvvet uygulamış. Buraya da eksi y yönünde. Şimdi bu tarafa şöyle bir kuvvet uygulamamızı bu ne tarafa dönmek isteyecek? Bu tarafa. Bu geriye de uygulanan kuvvet de bunu aynı yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman ne yapıyor? Saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor. Yani şöyle yanımda bir şişe var. Şişe kapağını örnek verebiliriz tüm dünyada şişenin kapağı aynı yönde açılır ve kapanır. Aslında şişenin kapağın hareket yönü tork vektörünün yönü olmuş oluyor. Şimdi topaç üzerinden örnek verecek olursak sağ elimizin dört parmağı dönme yönünü gösterecek topaçta. Burada kapak için konuşursak kapakta. Bakın baş parmağımız da tork vektörünün yönünü gösteriyor. O tork vektörünün yönü eğer bu şişe ise şişe kapan hareket yönü olmuş oluyor. Tabii topaç için aynı şeyi söylemeyeceğiz de. Mesela saat yönünün tersine bunu daha doğrusu saat yönünde çevirseydik böyle çevirseydik tork vektörünün yönü aşağı doğru olmuş olacak mı? Tamam. Biz topa için bakıyoruz. O yüzden ne diyeceğiz? Saat yönü tersine yani böyle döndürmeye çalışıyor. O zaman dört parmağımız dönme yönüne koyduğumuzda baş parmağımız tork vektörünün yönü. Yani yukarı yönde artı z yönü olacakmış deriz. Bu da denizde var. Cevabımız denizde olacakmış. O noktası etrafında serbestçe dönebilen düzgün türdeş, eşit bölmeli, kaleme çubukları 1-2-3 ile ayrı ayrı dengelenmiştir. Buna göre bir 2 3 kuvvetlerin o noktasına göre torkları tork 1, tork 2, tork 3 arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisidir diyor. Arkadaşlar dikkat bunlar özdeş cisimler özdeş çubuklar daha doğrusu bunların ağırlıklarını isterseniz eşit şöyle ppp P, P yazalım pg herhangi bir şey yazabiliriz şöyle yazalım Şimdi bize burada ne sorduğu çok önemli ÖSYM bu ayrıma çok dikkat ediyor Tork meselesinde şunu bilmek gerekiyor Kuvveti mi soruyor yoksa bize torkun değeri mi soruluyor İkisi birbirinden farklı kavramlar ve en önemli nokta da bu ikisinin farkı aslında Tamam arkadaşlar Şimdi mesela birinciye baktığımızda işte P'nin tork büyüklüğü eşit olacakmış F1'in tork büyüklüğüne Çünkü dengede kaldığına göre bileşke torkumuz sıfır olmalı. Yani dolayısıyla saat yönü döndürenlerin torku ile saat yönü tersine döndürenlerin torku eşit olacak. Bu anlamda ne diyeceğiz? Birincisi için yazacak olursak P çarpı O noktasına olan uzaklığımız 3 bölü 2 birim eşittir. Şimdi işte buraya dikkat. Bize eğer F'i soruyorsa burayı şöyle yazarız. F1 çarpı 3 diye yazmak lazım. Ama F'i sormuyor. Kimi soruyor tork? O zaman burayı tork 1 diye yazmak yeterli. Şu aradakini silelim. Bakın f sorsaydı açık açık yazardım f çarpı uzaklık diye. Ama tork soruyorsa t1 diye yazmam lazım buna. Dolayısıyla t1'in değeri p çarpı 3 bölü 2 kadarmış. Şimdi ikinciye geldim. İkinci de yine p'nin torku p çarpı 3 bölü 2 kadar. Özdeş çünkü aynı yerde ağırlığımız. Şimdi bize f'i sormadığı için açık açık f2 çarpı 2 diye yazmıyorum. Tork sorduğu için tork 2 diye yazıyorum. Tamam arkadaşlar buna dikkat. Genelde burada f çarpı uzaklık yazıp f'ler arası ilişki bulunmaya çalışıyor. Halbuki bize torku sormuş. Üçüncüye baktığımızda P çarpı 3 bölü 2'miz var. Eşittir ne diyeceğiz burada? Tork 3 diyeceğiz. Yani sinüs 30'da da işimiz olmayacak çünkü F'i sormuyor bana. Eğer F'i sorsa da F3 çarpı sin 30'dan düşey bileşen alıp sonra uzaklıkla çarpar öyle bulur da konu. Tamam arkadaşlar o yüzden cevabımız 3'ün de P'lerin torku eşit olduğu için tork 1, tork 2, tork 3 de birbirine mecburen eşit olacakmış. Yani cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Özdeş kaleme bisiklet dişlerinin pedallarının tam ortasına şekillerdeki gibi uygulan f kuvvetlerin pedal kollarının dönme noktası olan O'ya göre torkları sırasıyla TKT ile TM'dir. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi dikkat edersek üçünde de aslında aynı büyüklükte kuvvet uygulanmış. F kuvvet uygulanmış. Önemli nokta burada ne? Torkun değeri kuvvetle uzaklığın çarpımı. Yani F çarpı D. Burada da önemli nokta F'in D'ye dik olması lazım. Öyle değil mi? Dik değilse de dik bileşen alacağız. Birinciye baktığımızda f o noktasına göre dik mi? Değil. Bakın dik bileşen alacak ya da dik uzakta alacak olsak bu f kuvvetini uzatırsak şurada bir yerde dik olacak. Yani uzaklık olarak pedalın uzunluğu değil de şu uzunluğu kullanacağız. Orası da pedalın uzunluğundan daha küçük bir şey olmuş oluyor. Değil mi? Yani burada f çarpı d'den daha küçük bir şey diyeceğiz. Yani pedal uzunluğuna d diyecek olsak d'den daha küçük bir şey. Şimdi ikinciye geldiğimizde bakın f kuvveti burada var. O'ya göre dik uzakta alacak olsak kuvvetimizi ileri geri taşıyabiliriz. Bakın F kuvvetini şuraya taşıyacak olsak dik uzaklığımız burası oldu. Burası da pedalın uzunluğundan daha küçük olmuş oldu. Ya yani burası da D'den daha küçük ama birinciye göre daha mı fazla daha mı küçük eşit mi bilmiyoruz. O yüzden tork K ile tork L'yi kıyaslama şansımız yok. Geldik üçüncüye. Üçüncüye baktığımızda bakın şurası zaten dik olmuş. O zaman pedal uzunluğunu kullanacağız. Yani F çarpı D'yi kullanacağız direkt burada. O yüzden de bu mecburen en büyük olmuş oldu. Yani tork M en büyük olur. Ama K ile L'yi kıyaslayamayacağımız için Dolayısıyla cevap şıklarında olabilir dediğinden dolayı M en büyük olsun. KL'den ister büyük ister küçük ister işte olabilir fark etmez. Baktığımızda birinci TK en büyük demiş olmadı. TM'nin en büyük olduğunu biliyoruz. İkincide T, TM en büyük K L, ile eşit demiş olabilir. Sonuçta en büyük olan TM olsun yetiyor. KL ile kıyaslayamadığımız için olabilir dediği için alacağız. Üçüncüye baktığımız yine M büyük. L ile K'yı kıyaslayamayacağımız için L, K'dan büyük olabilir. Evet olur deriz. Bu anlamda cevabımız 2 ve 3'ten denizde olurmuş deriz arkadaşlar. Düzgün türdeş kalas kale destekleri üzerinde şekilde bir dengedeyken kale desteklerin kalası uyguladığı tepki kuvvetleri sırasıyla NK NL'dir. L desteği ok yönde bir miktar kaydırıp yeniden denge sağlandığında NK tepki kuvveti ve tepki kuvvetlerin toplamı NK artı NL'nin değişimi için ne söyleyebilir demiş. Bakalım arkadaşlar. Bir defa kalasın tam ortasında türdeş olduğu için ağırlığı var. Ağırlığına bir şey diyelim isterseniz G diyelim mesela. Ya da bu, bu ağırlığımız 4G diyelim. Hani birazdan oranlayıp değer vererek göstermiş olalım. ispatla yapmış olalım küçük bir. Şimdi arkadaşlar NK ile NL'nin 4G tam ortalarında olduğu için K ve L'ye eşit yük biner deriz. Çünkü aslında şu aradaki mesafeler ters orantılı bir şekilde yükleri oranlı veriyor bize. Yani şu sağ taraftaki mesafe K'ya binen yükü sol taraftaki mesafe de L'ye binen yükü veriyor diyebiliriz ters orantılı anlamında. Tam ortada olunca yarı yarıya binecek. Yani mevcut durumda NK ile NL'nin değeri hareket ettirmeden önce 2G 2 g diyelim isterseniz. Şöyle olmuş olsun tamam. Şimdi birazdan hareket ettirdiğimizde ne olacak? Mantıken düşündüğümüzde bakın Şuraya getirdiğimizde N ne yeni durumda. Şunu atalım isterseniz, l'yi buraya taşıyalım. N ne değilim, N ne üstü değilim, isterseniz burada N k üstü değilim. Şimdi ağırlığımız aynı yerde. Şimdi ağırlık burada kaldı ya. Mesela 4g dediğimiz şey kime yakın olmuş oldu? N Kime daha yakınsa ona daha çok yük biner. Hatta şu aradaki mesafeyle ters orantılı paylaşıyorlar. Mesela bu aradaki mesafe 1'e 3 olmuş olsun yeni durumda. O zaman buna bir yük binerse buraya 3 yük biner deriz. E toplam ağırlığımız 4G ise bunu 3 kese, ise buna G'ye kadar yük biner de deme şansımız var. Tabi bu matematiğine girmeye gerek yok. Sonuçta birine yaklaştıysa ona binen yük artar. Diğeri de mecburen azalır deriz. Çünkü toplam ağırlık değişmiyor kalasın ağırlığı. Tamam. O zaman ne oldu? Mevcut durumda NK'mız azalmış oldu. N'liğimiz arttı ama N'liyi sormuyor bize. Neyi soruyor? NK ile N'liğin toplamını soruyor. Bakın NK ile N'liğin toplamı önceden de kalasın arasında 4 geçti olacak. Yeni durumda da 4 geçti olmuş olacak. O yüzden ne yapmayacak? Değişmeyecek. Mesela NK'ya azalır, N'ne NK artı N'li ise değişmez diyeceğiz. Yani cevabımız Ceyhan olurmuş deriz düzgün türdeş kale çubuğu üzerindeki bilgiyle şekildeki bir bir dengedeyken ip gelmesi T ve desteğin tepki kuvveti Ender demiş. Bilgi ok yönünde de geçtiğinde TV'nin büyüklüğünün değişim için ne sunabilir demiş. Önce kuvvetleri gösterelim. Bakın şurada ip gelmemiz var. şu da ağırlığımız var. Ona G diyelim isterseniz. Burada destek tepkisi var. Ona da N demiş. Ona da N'le gösterelim. Bakın N ve G aşağı doğru. T ise yukarı doğru. Tamam. Şimdi bizim sabit noktamız neresi? Mesela şuradaki elimiz sabit değil mi? G hareket ediyor. T de sabit hatta. Bu sabit olan bir yere göre tork alırsak. Çok rahat söyleriz. Mesela G aşağı tarafı doğru çekiyor. Saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Bu noktaya göre. Bakın T'miz de yukarı doğru çekiyor. Saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor. O zaman T ile G'nin tork büyükleri eşit olsa ki sistem dengede kalsın. Şimdi G sağa doğru ilerledikçe G'nin torku ne yapıyor? Şu noktaya göre. Buraya O noktası diyeyim isterseniz. Bu noktaya göre torku artıyor. O zaman T'nin de torku artmalı. E, T'nin uzaklığı değişmiyor. O zaman T'nin kendisi artmalı. Dolayısıyla T'nin gemisi artarmış deriz. Tamam mı arkadaşlarım? Şimdi bunu bulduktan sonra bakın şimdi en yorumlarken de t'ye göre tork alıp en yorumlayabiliriz bir bu, bu kalsın ikincisi şöyle de yorumlayabilirsiniz aşağı doğru kuvvetler aynı zamanda yukarı doğru kuvvetler işte olacak kuvvetlerden birini bulduğumuz için daha doğrusu yorumladığımız için diğerini yorumlaması kolay olacak çünkü yukarı doğru kim var T'miz var aşağı doğru kim var N var büyük olarak bir de G'miz var şimdi T'miz ne yaptı arttı G'miz ne yapıyor değişmiyor. Bakın G'nin torku ne yapıyor demiyorum. G'nin değeri ne yapmıyor? Ağırlık olarak değişmiyor. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvetler hiç olacak büyüklük anlamında. O zaman elimizde mecburen artar deriz. Hani bir tanesini bulunca diğerini yorumlamak bu anlamda daha kolay olur. Tamam. O zaman T de N de artar olacakmış. Yani cevabımız Adana'ymış. Ha şunu da yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim. Mesela T'ye göre tork düşünüp mesela sağa doğru G'ye için G'nin torku arttı. O zaman N'in de torku artmalı. Enin uzaklığı değişmelere göre enin değeri artarmış da diyebilirsiniz. Bu anlamda da yorumlanabilirdi. Ama dediğim gibi kuvvetlerden birini yorumladıysak aynı zamanda yukarı kuvvetler aşağı kuvvetleri büyüklük olarak eşit olacağı için diğer kuvveti yorumlamak buradan da kolay oluyor. Bilginiz olsun. <laughs> Üzerinde kedi bulunan O noktası etrafında serbestçe dönebilen Kalas, K noktasına bağlı istemeyen iple oluşturmuş sistem şeklinde dengedeyken iple meydana gelen gerilme kuvveti T büyüklüğündedir. Buna göre değişikten hangilerin sonucunda T artar demiş. Arkadaşlar Burada bir T'miz var. T'mizin de düşey bileşeni var. Dolayısıyla bir torku olmuş oluyor. Hatta şuradaki açı alfa diyelim. T çarpı sinüs alfa diyelim şuna. Bakın ne yapıyor? Bu saat yönünün tersine döndürmeye çalışıyor. O noktasına göre tork düşünecek olursak. Kalasın bir ağırlığı var. Ağırlıksız demiyor çünkü. Çok önemli değil aslında. Çünkü kalasın torkunda bir değişiklik olmuyor. Çünkü kedi hareket ediyor sadece. Çünkü kalasın bir torku var. Bir de kim var? Burada kedi var. Kedinin de bir torku olmuş olacak. Ona da P diyelim isterseniz. Tamam. Şimdi hadi gelin yazalım. Şimdi buradaki P ve G'miz saat yönünde döndürmeye çalışırken T sinüs alfamı saat yönünün tersine döndürmeye çalıştığı için T'nin torku kedi ile kalasının torklarının toplamına eşit olacak. Hadi yazalım. T çarpı sinüs alfa çarpı uzaklığımız kalasının uzunluğuna D kadar değilim isterseniz şöyle yazalım. Burada ne var? Kalasın bir torku var. Onu açık açık yazmaya gerek yok. Çünkü torkunda bir değişik olmuyor kedinin torku değişecek. Şuraya tork kedi diyelim isterseniz şimdilik. Tabi o kedinin ağırlığı uzaklığın çarpımı. Uzaklığa da işte x diyelim mesela kedinin o noktasına olan uzaklığına. Tamam? Şimdi ne diyor? K noktasına bağlı ipi söküp yatay konumu korunan kalasa L noktasına bağlı iple dengelemek demiş. Şimdi biz L noktasına bağladığımızda ne olacak dersek arkadaşlar? Bakın buradaki açımız küçüldü. Yani şuradaki sinüs alfa'nın açı değeri küçüldüğü için sinüs değeri de küçülecek doğru orantılı açıyla. E, dengenin bozulmaması lazım. Diğerlerinde bir değişiklik yok. D değişmiyor, T kalas değişmiyor, T kedi değişmiyor, tork kedi değişmiyor. O zaman T'nin değeri artsın ki ip girmesi denge sağlanabilsin. O yüzden T değerini artırır birincisi işimize yararmış deriz. 2. K noktasına bağlı ipi söküp yatay konumunu korunan kalası M noktasına bağlı iple dengelemek demiş. Bu tam tersi olacak. Çünkü burada sinüs alfa değerini bu sefer arttırmış. O zaman T'yi azaltmış olacağız. O yüzden ikincisi işimize yaramaz. Yani 1 olduğu için 2 olmayacak doğal olarak. 3 kedinin ok yönde hareket etmesi demiş. Şimdi kedi ok yönde hareket ettireyim. Şu kısmı bir silelim yorumlarken isterseniz. Şimdi şu kısmı aldığımızda şöyle silebilirsek evet. Şöyle aldık. Bakın şimdi yeni durumda ne yapacak? Kedi ok yönde hareket ettiği zaman kedinin torku artacak. Kalasın torkunda bir değişiklik yok. Bakın D mesafesi değişmiyor. Sinüs alfa değişmiyor. Ama sağ tarafın torku arttı. Sol tarafın da torkunun artması lazım. Nasıl artacak? O zaman ilk gelmesi büyüyecek. Mesela bu da T'yi artırmış deriz. Bu anlamda cevabımız 1 ve 3'ten denizde olurmuş. Çekilik bir dengede olan ağırlığı önemse eşit bir kalas üzerinde bulunan 6P ağırlıklı kedi ok yönde yürürken önüne çıkan 0.5P ağırlıklı yemleri yemektedir. Kedi M noktasını geçtikten hemen sonra ip koptuğuna göre ipin dayanabileceği gerilme kuvveti en fazla kaç P'dir demiş. Bakalım. Şimdi kedinin kendi değeri 6P'de o bir kalsın. Şimdi birinci yemi yedi, altı buçuk oldu. İkinci yemi 7 oldu. Üçüncü yemi de 7, buçuk P oldu. Yani toplam ağırlığı 7.5 P'ye çıkmış oldu, değil mi? Yedikleriyle kalıyor çünkü. O zaman burada 7.5 P'miz var deriz. Çünkü burayı geçtiği anda denge bozuluyormuş. O zaman en fazla M'ye kadar gelebiliyormuş. 7.5 P'miz burada var. Şimdi yukarıda ip gelmesi var. Şurada da 0.5 0.5 iki tane ağırlığımız var. Onların ayrı ayrı torklarını almak yerine isterseniz o yemleri birleştirip bileşkesini şurada alalım. P kadar diyelim isterseniz. İşlem kolaylı olsun, uğraşmayalım fazla. Şimdi şuradaki desteğe göre tork yazacak olursak 7.5 P saat yönü tersine. P'miz saat yönü tersine. P'miz ise yukarı yönde yani saat yönünde döndürmeye çalışıyor. Bileşke torkumuz sıfır olacak. O yüzden saat yönünde döndürmeye çalışan torkuna diğerlerin torkuna eşitleyeceğiz. Hadi gelin eşitleyelim. Şimdi T'mizin uzaklığı ne kadar desteği olan uzaklığımız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. O zaman T çarpı 6 eşittir. 7.5 P'miz vardı kedinin mamalarla birlikte ağırlığı. Çarpı uzaklığımız T M noktasını alacak olursak 1, 2, 3, 4 birim olmuş oldu. Çünkü oraya geçtiği anda denge bozulduğuna göre o noktayı almak lazım tam. Artı bir de kim var orada? P'miz vardı yani 0505'ten P'miz vardı. O zaman P çarpı 10 uzaklığı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimmiş. Onu da yazalım. Şimdi sağ tarafta 7.5 ile 4'ü çarptık 30 P yaptı. Altta yanında var 36 P yapmış oldu. Sol tarafta 6 tane T'miz varmış pyi yalnız bıraktık. 6'ya böldük. O zaman ne yaparmış? 6P yaparmış deriz. Demek ki en fazla 6P olacakmış. Yani cevabımız Bursa olacakmış. Eş bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk GX, G ağırlıklı X cisimini ile oluşturmuş düzenek dengededir. Buna göre GX bölü G oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şurada GX'imiz var. Direkt X değilim isterseniz şuna yazalım. Şimdi burada Y cismimiz var fakat yukarı doğru X bunu çekiyor. Şimdi burası X'e şu ipte gelme X kadar, bu ipte gelme X kadar. Dolayısıyla Y yukarı doğru X çektiği için o zaman bunun çubuğa etkisi y eksi x kadar olacakmış. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şurada 100 Newton'luk bir cismimiz olsa yer etkisi ne kadar diye sorsak 100 Newton diyeceğiz. Ama bunu yukarı doğru 20 Newton'luk bir kuvvet çekiyorsa, ip gelmesi çekiyorsa o zaman yer etkisi 80 Newton olacak. Yani yukarı çeken kuvvet kadar etkisi ne yapacak? Azalacak. O zaman y eksi x olacakmış çubuğa etkisi. Tamam. Şimdi çubuğun ağırlığı yok ağırlığı önemsiz çubuk demişti. O yüzden desteğe göre tork alalım bakın. Birer tane kuvvetimiz var. Bu x'imiz saat yönünde. Y x x'imiz ise saat yönü tersine döndürmeye çalışıyor. O zaman tork büyüklüklerini birbirine eşitleyelim sistem dengede olduğuna göre. Sol taraftan y eksi x çarpı desteği olan uzaklığımız 4 bölme. Eşit olacakmış sağ taraftan x çarpı 2'ye. Şu ikileri sadeleşim 2 kalsın açalım. 2 tane y eksi 2 tane x'imiz var. Sağ tarafta x'imiz var. Sağ tarafta 3x'imiz oldu. Sol tarafta 2 tane y'imiz var. x bölü y'yi sormuştu. O zaman y'yi bunun altına atalım. Sol tarafta ne kaldı o zaman? 2 bölü 3 mü kalmış oldu? Yani cevabımız Edirne olurmuş deriz. <laughs> Düşe kesti şekli olan eşlacım bölmenin boş kabın tamamı sabit debeli musluktan akan su ile 12 t sürede doldurulmaktadır. Buna göre yargılar hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar dikkat edersek 12 bölme var. Demek ki her biri t sürede doluyormuş deriz bu anlamda. Ne diyor? 0-4 t arasında k desteğinin tepki kuvveti artar demiş. Arkadaşlar dolmaya başladığında bakın şöyle iki bölme dolsun mesela. Ya bu iki bölmenin ağırlık merkezi desteklerin tam ortasında olduğu için mesela bundan dolayı K ve L'ye eşit yükler biner. Mesela P, P ağırlığının olacağını düşünecek burada 2P'miz. P kadarı K'ya P kadarı da L'ye binecek. Tabi L'ye göre destek, L desteğine göre tork alıp K'yı, K, K göre tork alıp L desteğine binen yükü bulabiliriz ayrı ayrı. Ama gerek yok arkadaşlar. Eğer tam ortadaysa eşit yük biner deyiz. Mesela birazdan iki bölme daha doldu. Da Şuraya kadar geldi. Toplam dört bölme oldu. Yani 4P yükümüz olmuş olsun. Ya bu 4P'nin bileşkesi yine ortalarında. O zaman yine bu sefer 2P 2P inecek. Yani aynı oranda artacak aslında. Dolayısıyla 0 4 yerinde K desinin tepki koyu artar demiş. Evet K da artar L de artar. Aynı oranda artacak. Aynı miktar artacak deriz. Devam 2. 4T 8T arasında K desinin tepki koyu artar demiş. Bakın 4 8 arında neresi de olacak dersek şu bölmede olacak. Şimdi bu az önceki 4P'den dolayı 2P 2P yük binmişti. Onda bir değişiklik yok. Şimdi ekstradan buraya bakın 4P daha geldi. Şimdi şuna dikkat arkadaşlar. Bu 4P kimin üzerinde sadece L desteğinin? O zaman bu 4P'den dolayı bütün yük L desteğine binecek K'ya binen yük olmayacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu anlamda o zaman L artar K değişmez. Deyiz. Burada K artar dediği için yanlış olmuş oldu. Şimdi devamında ne demiş? 4-8 L destenin tepki kuvveti artar demiş. Evet 4-8 arında 4P kadar artacak hem de L'ninki. K'da bir değişiklik olmadı. Önceden 2 p 2 p kalmaya devam edecek. Ama L'ye ekstra 4 p daha binecek. Çünkü yeni yükümüz L'nin üzerinde olmuş oldu. Bütün yük L'ye biner bu anlamda. Tamam mı arkadaşlar? O anlamda 3'te doğruymuş cevabımız 1 ve 3'ten deniz de olurmuş deriz.